Öncelikle bu eşitsizliği aynen bir doğru gibi düşünürüz. X artı y eşittir 2'nin grafiğini çizmek için iki noktaya ihtiyacımız var. X'e 0 verirsek y'ye 2 çıkar. Y'ye 0 verirsek x eşittir 2 çıkar. Burada 0'a 2 noktası ve 2'ye 0 noktası yerleştirilir. Daha sonra grafiği bu şekilde çizeriz. Bunun iki tane bölgesi vardır. Analitik düzlemde düzlemi iki parçaya ayırır. Bunlardan bir tarafı taranacak. Hangi bölgeyi tarayacağımızı seçmek için bir tane nokta alırız. Eğer bu doğru orijinden geçmiyorsa en kolay işlem yapılacak olan koordinatları 0, 0 olan merkezdeki noktadır. Şimdi x'e 0, y'ye 0 verirsek 0, 0 toplamı 0 çıkar. 0, 2'den büyük değildir. Öyleyse seçtiğimiz nokta sağlamıyorsa çözüm kümesinde değildir deyip diğer tarafı tararız. Buradaki bölgeyi taradığımızda hangi noktayı alırsak alalım, o noktanın koordinatları bunu sağlayacaktır. Eğer noktamız burası olsaydı, sağlasaydı o tarafı tarayacaktık.